Gaziantep Baro Başkanı adayı İskender Kahraman, devletin açıkladığı hibe desteğinden zor durumda olan avukatların yerine yasa dışı iş yapan arzuhalcilerin yararlanmasını eleştirdi. Ay Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay'ı ziyaret eden Kahraman, avukatların yaşadığı sıkıntıları dile getirerek acil önlemler alınmasını istedi. Baromuzun olağan genel kurulu 3-4 Ekim 2020 tarihi olarak belirlenmişti. Maalesef işte bu pandemi şartları öne sürülerek 2 Ekim tarihinde iptal edildi, bildirildi. Bu da vesileyle seçimi yapamadık. Ondan sonra Aralık ayına ertelendi. Yeni gündem oluşturuldu, yeni gün alındı. Aralık ayında da tekrar iptal edildi. Bunun üzerine Mart ayındaki kapanmadan sonrasında biz yeniden baro olarak genel kurulu tarihi aldık. Mayıs ayında yapılacak idi. En son açıklanan 17 Mayıs'tan sonraki gündemde 1 Haziran'a kadar ertelendi duyurusu yapılınca alınmış olan seçim kararı tekrar iptal edildi. Bunun üzerine Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu tekrar bir seçim kararı aldı. Bu da ilan edildi. 19-20 Haziran, ikinci çoğunluk sağlanamadığı takdirde de 25-26 Haziran tarihinde Cumartesi günü genel kurul, pazar günü de seçimli genel kurul yapılmak üzere kararımız alındı. Bu sefer inşallah bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz. Tabii bizim bu genel kurulda adaylığımız devam ediyor. Tabii biraz sürüncemede kalan bir adaylık oldu. Herkesin yorulduğu bir adaylık süreci oldu. Bu hem kendi şahsım hem de tüm aday meslektaşlarım için, sadece baro başkanlığına değil yönetim kurulu diğer organlara aday olan arkadaşlarımız da aynı sıkıntıları yaşadılar. Biz ciddi sorunlarla mücadelemiz devam ediyordu. Takdir edersiniz son 1,5 senedir 2020 Ocak ayından hatta 2019'un Aralık ayından itibaren dünya genelinde başlayan ve ülkemizi de vuran pandemi süreci mesleğimiz açısından da ciddi sıkıntılar yaratmaya başladı. Bunlar nelerdi? Mesela biz 2020 yılında 3 aylık komple bir kapanma yaşadık. Yani adliye komple kapandı, ofislerimiz kapandı. Biz bu süreçte maddi anlamda hiçbir destek görmedik. Çeşitli yerli kurumlara, meslek kuruluşlarına, meslek gruplarına destekler yapıldı. Ama maalesef biz avukatlar kendi meslek odalarımızdan alabildiğimiz, imkan bulabildiğimiz yardımlarla bir şeyler yapamadık ama bunlar da çok cüzdi. Yaralara merhem olmayacak şeylerdi. Bunun dışında yargısal faaliyetlerimizi de yürütmekte sıkıntı yaşadık. Kapanma olduğu için davalarımız bitmedi, ekonomik kazanımları elde edemedik. Meslek grubunu resmileştirip hibe desteği, avukatlık mesleği bir kenarda atılmış duruyor. Biz her zaman şunu diyoruz. Bizi sevmeyebilirsiniz ama bize saygı duymak zorundasınız. Bu bütün toplum ilişkilerinde böyle, tüm meslek grupları için böyle. Biz bu kadar geri planda kalmayı hak eden bir meslek kuruluşu değiliz. Her yıl, son özellikle 4-5 yılda baromuza stajyer avukat kaydı yapmaktayız. İşte stajını yapıp avukatlık mesleğine başlıyor. Şimdi hukuk fakültesini bitirmeden önce bu arkadaşımız öğrenci. Yani annesinden babasından para almasında hiçbir engel yok. Utanmasını gerektirecek bir şey de yok. Çünkü öğrenci, yıllardan geri gelen bir alışkanlığı var. Yalnız kişi hukuk fakültesini bitiriyor. Hukuk fakültesini bitirmiş bir üniversite mezunu olarak geliyor, baroya staja başlıyor. Bir lira bir yerden bir gelir şansı yok bu stajyer arkadaşımızın. Bundan önceki düzenlemelerde herhangi bir yerde bir sigorta kaydı olması halinde avukatlık ruhsatını almasına bile engel bir durum teşkil ediyor. Şimdi bir sene boyunca 12 ay bu arkadaşın, şimdi biliyoruz ki herkesin ekonomik durumu birbiriyle eşdeğer değil. Kimi fabrikada çalışan işçinin çocuğu, kimi fabrikatörün çocuğu. Yani bunları da aynı kefeye koyup eğer bir ihtiyaç varsa bu ihtiyacı değerlendirmesi için bunu uygulayan, özellikle biz bakanlığa, Adalet Bakanlığı'na buradan sesleniyoruz bu konuda. Bizim stajyer avukatları için belirlenebilecek düzenli bir gelir ödenmesi karşılıksız. Yani en azından 12 ay doldurana kadar asgari geçimini sağlayabilecek, ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ödeme yapılmasını, bir maaş düzenlemesi yapılmasını gerektiğini düşünüyoruz. Bunun yanında stajı bittikten sonra ofis açamayan, kendi ofisinde o imkanı bulamayan kişiler bağlı avukat olarak bazı meslektaşlarımızın ofislerinde çalışmakta. Ama bakıyoruz piyasada duyduğumuz
düşük maaşlarla, emin olun yanlarında çalışan katipten daha düşük olmak kaydıyla meslektaşlara ücret verildiğini duyuyoruz. Hatta sigortası yapılmayan, kendi vergi kaydını açtırıp alınan ücrete dahi ortak olunduğunu duyuyoruz. Biz eğer bir meslek kuruluşuysak, biz bu işleri mesleki dayanışma için yapıyorsak, birbirimize destek olmamız gerekiyorsa, biz önce kendimiz bunu düzeltmemiz gerekiyor. Maalesef bir avukatlık kanunu düzenlemesi vardı bundan 1,5 sene önce. İçerisinde mesleğimize sahiden ciddi katkılar sunacağını düşündüğümüz içerikler vardı, düzenlemeler vardı. Bunlar nelerdi? Avukatlık sınavı gelecekti. Hem staja başlamada hem staj bitiminde. Staj süresi 24 ay olacaktı. Daha iyi, verimli bir staj dönemi geçmesi için. Bunun yanında hakim savcı yardımcılıkları, noter yardımcılıkları ve bunların tamamının hukuk fakültesi mezunu olması koşulu aranan bir düzenleme, taslak hazırlanmıştı bakanlık tarafından. Tabii bu düzenlemeler mesleğimize az da olsa iyileştirme yapacağını düşündüğümüz için sevindiriciydi. Ama geldiğimiz noktada bu tamamen bir kenar itildi. Sadece avukatlık tasarısında çoklu baro ile ilgili bir düzenleme yapıldı ve maalesef herkes bir hedefle boğuşurken diğer unsurların hepsi ortadan kalktı ve tekrar düzenlemeden çıkarıldı. Biz tekrar bunun düzenlemeyle, avukatlık kanunda yapılacak değişikliklerle gündeme alınmasını ivedilikle istiyoruz.